İkinci olağanüstü genel kurulu toplantı bileşimini açıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in 25. ölüm yıl dönümüydü. Ben kendisini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanmış olan mübarek Ramazan ayının, hepinizin Ramazan ayını kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah hep beraber bayramı da kutlarız değerli arkadaşlar. Bir gayret ortaya koydular. Hepsi baş tacımız. Bir şekilde uzlaşı çıkıp İstanbul halkının mutlu olacağı, İSKİ'nin bir şekilde rahatlayacağı bir sonuç çıkmasını ben temenni ediyorum. Bütün taraflara da bu noktada İtilinoğlu gündemi görüşmeye açıyorum. Burada bildiğim kadarıyla Plan Bütçe Komisyon Başkanımız bir konuşma talebi var. Nerede Selim Bey? Evet. Görüş beyan etmek isteyen üye Selim Bey. Ortak sayaç konut 5.03. Konut inşaatı şantiyesi 5.03. İş yeri 9.01. 6360 sayılı kanun ile mahalle olan yerlerde iş yeri 0.90. 9267 kişilik bir 9267 kişilik bir şirket personelinden bahsediliyor maliyet tablosunda yine. Bizim denetim komisyonu çalışmamızı yeni bitirdik. Bu önümüzdeki haftada sunulacak biliyorsunuz. Denetim komisyonu çalışmasında sunulan şirket personel sayısı 4001 kişi. Teklifimiz şu şekilde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2022 yılı su satış tarifeleri. Tarife adı. Önce tarife adını sonra satış fiyatını okuyacağım. Konut birinci kademe. Konut başına 0.15, 15 dahil metreküp aya kadar kullanım 8.33 lirası. Konut ikinci kademe, konut başına 16 metreküp ay ve üzeri 12.51 Türk lirası. 5216 ve 6360 sayılı kanunlarla mahalle olan yerlerde konut tarifesi 2.08 Türk lirası. Ortak sayaç konut inşaatı şantiyesi 12.51 Türk lirası. İş yeri 22.40 Türk lirası. 5216 ve 6360 sayılı kanunlarla mahalle olan yerlerde iş yeri tarifesi 2.08 Türk lirası. Ortak sayaç iş yeri inşaatı şantiyesi 23.25 Türk lirası. Özel grup 8.33 Türk lirası. İş yeri Hamsu 6.86 Türk lirası. Toptan Hamsu 2.17 Türk lirası. Geri dönüşüm suyu 0.76 Türk lirası. Su satış tarifeleri uygulama esasları 1. 15 Mayıs 2019 tarihli İSKİ Genel Kurulu'nda olan karar gereği ve 16-12-2021 tarih ve 31.691 sayılı resmi gazete yayınlanan 4.920 sayılı Cumhurbaşkanı kararına istinaden İstanbul'da kişi başı aylık ortalama su tüketimi 2,5 metreküptür. Hanelerde her ay tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0.5 metreküplük kısmı insani su hakkı olarak minha edilerek faturalandırılmaz. Şurada var. İnsani su hakkı konut abonelerinin aylık tüketiminin 15 metreküplük kısmında uygulanır. 2. Anlama geliyor. 2. Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli su satış fiyatına dahil olup su satış fiyatının 1/3'ü kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelidir. 3. Bu tablodaki su birim fiyatlarına KDV dahil değildir. 4. Her ay su satış tarifelerinde TÜİK tarafından açıklanan aylık tüketici fiyatları endeksi oranındaki artış birim fiyatları yansıtılacaktır. TÜİK tarafından aylık oranların açıklanması takip eden 5 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır. 5. Bu tarife yayınlanan tarihte yürürlüğe girer. Sayın Başkan, ikinci tarifeyi okumak istiyorum. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2022 yılı kullanılmış suları uzaklaştırılması bedeli tarifeleri, tarife adı konut birinci kademe, konut başına 0.15-15 dahil metreküp aya kadar kullanıp 2.77 Türk lirası, konut ikinci kademe, konut başına 16 metreküp ay ve üzeri 4.17 Türk lirası,
5216 ve 6360 sayılı kanunlarla mahalle olan yerlerde konut tarifesi 0.69 Türk Lirası. Ortak sayaç konut, konut inşaatı şantiyesi 4.17 Türk Lirası. İş yeri 7.46 Türk Lirası. 5216 ve 6360 sayılı kanunlarla mahalle olan yerlerde iş yeri tarifesi 0.69 Türk Lirası. Ortak sayaç iş yeri inşaatı şantiyesi 7.75 Türk Lirası. Özel grup 2.77 Türk Lirası. Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarifeleri uygulama esasları. 1. Bu tablodaki kullanılmış suların uzaklaştırılma bedeli İSKİ şebeke suyu dışındaki kaynaklardan temin ederek kullanılan suyu İSKİ kanalizasyon sisteminde deşarj edenlerden alınacak bedeldir. 2. Bu tablodaki su birim fiyatlarına KDV dahil değildir. 3. Bu tarife yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kırsal mahalle satış tarifelerini şimdi mi okuyayım, ikinci maddede mi okuyayım isterseniz? İkinci maddede okuyalım. Peki başkanım, teşekkür ederim. Evet, düzeltme var. Buyurun. Saygıdeğer başkanım, öncelikle %100'ün üzerinde bir zamla gelen tarifenin şu anda hakkaniyetli, ölçülü ve adil bir noktaya gelmesi hepimiz için sevindirici olmuştur. Bu nedenle ilgili idare ve meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fakat bizim burada TÜFE, aylık tüketici fiyat endeksi ile ilgili olan kısımla ilgili itirazımız devam ediyor. Bunun çıkartılarak tekrar teklif edilmesini saygılarımla arz ederim. Tamam, düzeltilmiş şekliyle ben oylara, ve oylanmasını. Düzeltilmiş şekliyle o zaman ben oylarınıza sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bir nolu teklifi teklif karar olarak düzeltilmiş haliyle TÜFE çıkartılarak düzeltilmiş haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ben bütün meclis üyesi arkadaşlarımıza, başta grup başkan vekillerimize teşekkür ediyorum.